Başkanım göreve geldiniz. Göreve geldikten sonra Çankırı'da gözle görülür değişimler de oldu. Fakat demin hem arkadaşımızın sorduğu soru, işte belediyenin kaç lira borcu var, işte 2027'ye kadar bu borç var mı? Ve bunun akabinde diğer sorulara da işte hani siyasetin gereği diyelim, işte bilmiyorum, ondan sonracığıma bilgim yok veyahut da şu anda herhangi net bir şey yok gibilerinden bilgi veriyorsunuz. Belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra Çankırı Belediyesi'nin hesapları, yanlışları, eksikleri ve gedikleriyle alakalı belediye amirleri, müdürleri, personeliyle alakalı toplantı yaptınız mı? Dediğimiz gibi inşallah önümüzdeki süreçte Çankırı Belediyesi ile alakalı açıklamalarda bulunacak mısınız? Biz müdürlerimizle sürekli toplantı yapıyoruz. Belediyenin çalışmaları ile alakalı da yeri ve zamanı geldiğinde bilgi veriyoruz. Evet. Hani bildiğimiz konularla, vakıf olduğumuz konularla alakalı net bilgiler de veriyoruz. Mustafa Bey'in sorusuna öyle bir borcun olmadığını, yani 300 trilyon borcun olmadı. Peki borç 2027'ye kadar borç var mı başkanım? Arkadaşlar yani belediyenin borcu hiçbir zaman bitmez. Ya bir gerçekten bitmez. Bu bütün belediyeler için geçerli. Hani bütün borcu kapatıp sıfırlayıp böyle bir çalışma, böyle bir iş yapıyorsanız borçta mutlaka olacaktır. Yani Çankırı'nın üzerinden kalkamayacağı ve işlerini yürütemeyeceği bir borç yükü yok. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Hizmetlerimiz devam edecek. Bir taraftan borcumuzu ödeyeceğiz, bir taraftan yeni kaynaklar bulacağız, bir taraftan hizmet etmeye devam edeceğiz. Peki başkanım, belediyenin kasası boş mu dolu mu? Efendim? Belediyenin kasası boş mu dolu mu diye sorsak? Arkadaşlar, belediyenin kasasında para olmaz. Para varsa hizmet etmiyoruz. Evet. Para yok yani. Anladım. Parayı niye durdurtalım? Parayı hizmet harcıyoruz. Allah razı olsun. Kolay gelsin, sağ olun.